yok. Merak edecek bir şey yok. Perihan anne? Aramışsın, sonra gördüm. Selim nerede? Anneler geldi mi? İçerideler. Selim nerede diye sordum. Bak, bak kızım. Haklısın. O kız... Bu kız vazgeçmiyor. Bu Fatma Gül. Bunlar hedefi daha da büyütmüşler. Baktılar Selim'den bir şey çıkaramayacaklar. Vural'la Erdoğan'ı da kendi hikayelerine ortak ettiler. Siz neler söylüyorsunuz? Polise gidip şikayet etmiş. Aşağılık kız üçü bana tecavüz etti diye. İnanmıyorum. Yani evet, inanılır gibi değil. Yani kocasıyla birlikte olup şikayet etmişler polise. Kerim de mi? Evet. Sanki düğünü berbat ettikleri geçmedi. Selim nerede? İzmir'e ifade vermeye götürdüler Erdoğan'la birlikte. Bu konu neden kapanmıyor? Neden hala ısrarcı? İşte pislik. Bunlar pislik. Doğru çünkü değil mi? Her şeye rağmen, herkese rağmen şikayet edebildiklerine göre doğru değil mi? Meltem, Meltem kızım nasıl doğru olabilir bu? Çıldırdın mı? Çıldırdım! Evet çıldırdım! Bugüne kadar aptal gibi sustuğum için! Ya kızım gel bunu içeride konuşalım. Perihan anne... Siz niye bir şey söylemiyorsunuz? Söyleyemiyorsunuz değil mi? Doğru olanlar değil mi? Onun şaşkınlıktan dili tutuldu. Bu olanlara inanamıyor Perihan. Perihan lütfen sen de bir şeyler söyle. Sinirlerim harap oldu. Çok, çok şaşkın. Ya yeter yalan söylediniz ya! Yeter, yeter! Tamam Meltem, ne olur. Doğru değil mi söylenenler? Selim o kıza tecavüz etti değil mi? Meltem. Meltem lütfen kendine gel. Eğer bu söylenenler doğruysa... bundan sonra ben de o kızın yanındayım. Ben de Fatma Gül'ün yanındayım. Seni mi süründüreceğim? Beni defalarca aldattığı için onu süründüreceğim. Meltem yeter! Hadi kızım gel, gel içeri gidelim gel ne olur. Gayri bardak su getir. Bu konuyu ciddiye almadığım için hatalıyım. Bana her şeyi ta başından beri anlatacaksınız. Tamam. Her şeyi. Ben de onun için geldim zaten. Hadi. Hadi hayatım gel. Bu bizim evimiz. Bu Kerim'in işte beni barakası. Üstüne çiçekler yaptım. Bu sensin. Ne güzel çizmiş bak halasını. Bu babam, bu annem, bu ebenine, bu da ben. Aa, Kerim'in işte nerede orada? Onu çizmeye vaktim olmadı. O da işte olsun. Tut. Fatma Gül. Kadir Bey arıyor. Alo. Merhaba Meryem Hanım. Ben avukat Kadir Pakalın. Merhaba Kadir Bey. Buyurun. Ya çok özür dilerim. Ben size karşı çok mahcup oldum. Gidemedim İzmir'e bugün. Hiç özür dilemeyin. Sizin de zor günler yaşadığınızı bugün öğrendik. Eşinizi kaybetmişsiniz. Başınız sağ olsun. Alttan alma, alttan alma. Biz kendi derdimize düştüğümüz için sizin ne durumda olduğunuzu fark edemedik. Lütfen beni daha fazla utandırmayın. Hayır, gerçekten. Meryem Hanım, siz Fatma Gül'le Kerim'e söyleyin. Ben yarın toparlanır toparlanmaz gideceğim İzmir'e. Savcıyla konuşacağım. Bakın hiç gerek kalmadı. Savcı ifadelerini almak üzere onları ve Kerim'i İzmir'e çağırdı. Kerim'i polisler götürdü. Ne diyorsunuz? Ben de yarın sabah 7 uçağıyla gidiyorum. Yani bir şey yapacağımdan değildi. Takip edeceğim işte. Tamam işte birlikte gidelim. Ben de alayım biletimi. Bakın gerçekten siz... Sizi bu konuyla meşgul etmek istemiyoruz. Biz zaten başka bir avukat aramaya da başladık. Yok olmaz. Fatma Gül'ün avukatı benim. Ben ona söz verdim. Ama siz... Lütfen, lütfen. Bana olan güveniniz sarsıldı. Biliyorum ama bundan sonra böyle bir problem yaşanmayacak. Emin olun. Fatma Gül'ün avukatı benim diyor. Gelmek istiyor İzmir'e. Tamam de, tamam de. Sabah 7 Atatürk Havalimanı değil mi? Hayır hayır, bizim taraftan. Tamam o zaman, alanda buluşuruz.
Peki, siz bilirsiniz. Kerim'le ilgili hareket edebilecek misiniz? Hem Fatma Gül'ün hem Kerim'in avukatı olamam diyordunuz. Ben Kerim için bir arkadaşımdan rica edeceğim. Adı Ömer Akari. Kendisi biliyor konuyu. Davayı birlikte yürüteceğiz. İyi. Yarın konuşuruz detayları. Tamam, havaalanında buluşuruz. Siz iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Sağ olun. Hoşça kalın. Alırsın değil mi davayı? Aldım bile. Kerim'in avukatlığını da arkadaşı Ömer Bey yapacakmış. Ay, kendinde ısrarlı, kararlı. Fatma Gül'e verdiğim sözü tutacağım diyor. İyi madem. Ben güveniyorum o adama, güveniyorum. Şu benim pantolonu versene şuradan. Daha serumum bitmedi ki. Tamam da acele etmem lazım oğlum. Bir duş alayım da kendime geleyim ya. İyi peki, tamam. Ödemeyi de yaptım. Hemşire Hanım'ı çağıralım da gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.